Merhaba arkadaşlar. Bu video Speak Out Starter kitabının 4.2. ünitesinin gramer konusu olan Present Simple He She It konusunun anlatımı ile ilgilidir. Dersimizin öğrenme çıktısı Present Simple tense'i He She It zamirleri ile kullanabilmektir. Dersimiz konunun anlatımı ile başlayacak. üç tane alıştırmaya devam edecek. Ve daha sonra çalışmalarınız için önerilerimizle son bulacaktır arkadaşlar. Present simple he, she, it konusuna bak baktığımızda önce şu cümlelere bakalım arkadaşlar ve fiillerini bulalım. He lives and works in Manchester cümlesinde fiilimiz lives and works. She watches TV cümlesinde fiilimiz watches. It goes very fast cümlesinde fiilimiz goes. Ali likes fast food ve this person lives next door cümlelerine baktığımızda fiillerimizin likes, ve leaves olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. He doesn't like beach holidays cümlemiz. Bunun fiilinde doesn't like olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce öğrenmiş olduğunuz I, you, we ile yapılan cümlelerden farklı olarak geniş zamanda he, she ile yapılan cümlelerde fiillerimizde S takısının geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece he, she değil, Ali ve this person gibi tekil öznelerde de geniş zamanda yine fiilimize s takısı getirmemiz gerekiyor. Olumsuz yapmak istediğimizde ise fiili herhangi bir takı getirmiyoruz. Öncesinde doesn't yardımcı fiilini kullanıyoruz. Dilerseniz arkadaşlar önce i, IUV'de yapılan cümle yapısını bir hatırlayalım. Geniş zamanda bu özneler yapılan cümlelerde fiilimize herhangi bir takı getirmiyorduk hatırlıyorsunuz. Olumsuz yapmak istediğimizde ise fiilden önce don't ya da do not getirmemiz yeterliydi. Ancak he ile yapılan cümlelerde geniş zamanda arkadaşlar fiilimize gördüğünüz gibi s takısı getirmemiz gerekiyor. Olumsuz yapmak istediğimizde ise doesn't yardımcı fiili ve fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Olumsuz cümle yapısında daha önce söylediğimiz gibi arkadaşlar fiil yalın halde öncesinde doesn't getiriyorduk. Örneğin, she doesn't like chocolate. O, çikolatayı sevmez cümlesinde olduğu gibi. Doesn't ve do, e, does not anlam olarak aynı arkadaşlar. Herhangi bir fark yok aralarında. Ancak biz doesn't'ı daha çok konuşma ve resmi olmayan yazışmalarda kullanıyoruz. He, ile yazılan fiillerin e, yazımı ile ilgili arkadaşlar bazı kurallar var. Çoğu fiilde fiili s takısı getirmemiz yeterli. Örneğin work fiili works şeklinde, love fiili loves şeklinde çekimleniyor gördüğünüz gibi. Ancak sonu ch, o, s, sh ya da x harfleri biten fiillerde fiilimize es takısı getiriyoruz. Örneğin teach fiili bakınız. Teaches, do fiili does, wash fiili washes şeklinde çekimleniyor. Ve bu şekilde yazılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonunda bir sessiz harf ve y harfi olan fiillerde ise geniş zamanda s takısı getirmemiz gerektiğinde y harfi düşüyor. I, E, -S takısı geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Örneğin study fiili studies, cry fiili cries şeklinde çekilmeniyor. Ve bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. F fiili düzensiz bir fiil arkadaşlar. S takısı getiremiyoruz H fiiline. He sheet ile beraber kullanmamız gerektiğinde geniş zamanda H fiili has şeklinde çekimleniyor. He has a new computer cümlesinde olduğu gibi. Şu ana kadar konuştuğumuz konularla ilgili arkadaşlar kurallarımız oluştu. Hatırlayalım kuralları şimdi sizlerle beraber. He, she, ile beraber geniş zamanda fiile ne ekliyorduk? Have fiili he sheet ile beraber geniş zamanda neye dönüşüyordu? Sonu C H O S S -H X ile biten fiillerimize ne ekliyorduk geniş zamanda? Ve negatif yapmamız gerektiğinde fiilden önce ne getiriyorduk? Hatırlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geniş zamanda he sheet ile beraber fiilimize S takısı getirmemiz gerekiyordu. Have fiili he sheet ile beraber heze dönüşüyordu. Düzensiz demiştik. Sonu C, H, O, -S -S -H X ile biten fiillerimize E, takısı getiriyoruz. Hatırlıyorsunuz. Ve negatif yapmak, olumsuz yapmak istediğimizde ise fiili herhangi bir şey getirmiyoruz. Öncesinde doesn't getirmemiz yeterliydi. Şimdi alıştırmamıza bakalım arkadaşlar. Sizden bu alıştırmada cümlelerde yer alan doğru şıkkın altını çizmenizi isteyeceğim. Şimdi videoyu durdurun arkadaşlar. Alıştırmayı yapın devam ettirdiğinizde cevapları göreceksiniz. Cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer alıştırmamıza bakalım. Buradayız arkadaşlar her bir boşluğu bir veya iki kelimeyle doldurmanızı isteyeceğim sizden. Bu alıştırmada anlama göre fiili siz karar vereceksiniz ve doğru bir şekilde doğru formuyla olumlu ya da olumsuz yazmanızı isteyeceğim sizden. Şimdi videoyu durdurun arkadaşlar, alıştırmayı yapın. Devam ettirdiğinizde cevapları göreceksiniz. Cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü ve son alıştırmamıza bakalım. Burada da arkadaşlar soldaki cümlelerin anlamına göre diğer cümlelerdeki diğer cümleyi olumlu ya da olumsuz şekilde yazmanızı isteyeceğim sizden. Yine videoyu durdurun arkadaşlar şimdi. Alıştırmayı yapın. Devam ettirdiğinizde cevapları göreceksiniz. Cevaplar bu şekilde arkadaşlar. Daha fazla alıştırma yapmak isteyen arkadaşlarımız için Starter Supplementary Pack, Starter Pack'imizde 28. sayfada gramer alıştırmaları var arkadaşlar, A, B, C, D alıştırmaları, bunları yapabilirsiniz. My Lab platformunda Speak Out Starter Kitabı'nın 4.2. ünitesindeki gramer alıştırmalarını çözebilirsiniz. Ya da şu linklere tıklayarak, bu linkler arkadaşlar videonun açıklama kısmında yer alacak, buraya tıklayarak ekstra çalıştırmalar internet üzerine yapabilirsiniz yazma ve konuşma anlamında bu konu üzerinde çalışmak istiyorsanız en iyi arkadaşınızın günlük rutini hakkında bir yazı yazabilirsiniz, bir paragraf yazabilirsiniz ya da bir ses kaydı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yazdığınız paragrafı ya da ses kaydını öğretmenlerinize göndererek dönüt alabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.